Haber masasına başlarken de duyurmuştuk. 3 günlük dilekçe süresi tamamlandı. Bugün bir karar verilecek Gülşen'le ilgili. Tahliye umudu yüksek demiştik. Mahkeme tutukluluğa itirazı bugün kabul etti. Gülşen serbest kalıyor. Arkadaşlarımız detaylara ulaşmaya devam edecekler. Adliyeden bağlantılar yapacağız. Birazdan arkadaşlarımıza döneceğiz. Hemen konuklarımızla başlayalım. Aslında Sedat Peker Sedat Peker iddialarını konuşmak üzere sözleşmiştik ama yargı gündemi Türkiye'nin öyle sıcak ki değerlendirmeye başlayalım. Cengiz Erdinç hoş geldiniz. Gazeteci yazar bizlerle birlikte. Avukat Figen Çalıkuşu bizlerle birlikte. Dolayısıyla hemen hukukçu Figen Çalıkuşu'na dönmek istiyorum. Türkiye nasıl bir sınav verdi? Şimdi Gülşen'in serbest kalma haberi geldi. Nasıl değerlendirirsiniz Figen Hanım? Bence olması gerekendi. Gülşen'in zaten gözaltına alınması, tutuklanması hepsi yasaya aykırı icraatlar, yargısal faaliyetler. İfade özgürlüğü kapsamında arkadaşıyla yaptığı bir esprinin kalkıp buralara getirilmesi, resen soruşturma açılması, sonrasında cezaevinde gönderilmesi külliyen yanlıştı. Buradan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seslenelim bu vesileyle. Bu hukuk kırımını, ağır yasa kırımını yapan, haksız yere bu tutuklama kararına imza atanların da hakkında ne işlem yapacaklar acaba? Geçen gün bir savcı baron yakalanmıştı. Onu görevden almıştı Hakimler ve Savcılar Kurulu. Gülşen için yapılan bu tutuklama, bu gözaltı da bir hak ihlalidir. Yaşanmaması gereken bir şeydir. Bu yanlıştan dönülmesi olması olumlu. İfade hürriyeti vardır bu ülkede. Anayasamızda teminat altına alınmıştır. İncitici ifadeler kullanabilirsiniz. Sarsıcı olabilir, şok edici olabilir ama bu eğer nefret dili yoksa, içinde şiddete teşvik ve çağrı yoksa ki 4,5 ay önce söylenmiş, toplumsal barışı bozmadığı ortada, bunu bile bile atılı suçtan göndermiş olmaları görevsel suçtur ve bunların üzerinde de durulması lazım. Gülşen'in tahliye edilmesi çok olumlu ama bu yasaları kıranların, böylesi yargısal faaliyetlerde bulunanların da peşine düşmemiz gerekiyor. Demokratik direniş hakkımız kapsamında. Sedat Peker bunu bize zaten tweetlerinde duyurmuştu biliyorsunuz. Yani kimin tahliye edileceği, kimin tutuklanacağı bir yerlerde karar altına alınıyor ve enteresandır. Her zaman olduğu gibi bu bilgi Sedat Peker'e bir şekilde ulaşabiliyor. Sedat Peker, evet. Diyorum ya. Figen Hanım özür dileyerek bir virgül koymanızı rica edeyim. Bu konularda başvurularda bulunan bir isim Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan, şu anda telefon attığımızda hızlıca bir görüş almak isterim kendisinden. Sayın Başkan, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıcak not, serbest kalacağı yönünde Gülşen'in itirazı kabul edildi. Evet, şimdi tabii henüz kararın gerekçesini göremediğimiz için hukuken bir değerlendirme yapmaktan uzak kalıyoruz. Ama zaten tutuklama kararı bizi hukuki bir değerlendirmeden uzak bırakmıştı. Çünkü hukuki bir geçerliliği ya da hukuki bir gerekçe taşımayan bir tutuklama kararı idi. Haliyle tahliye kararının gerekçesini bu anlamda önemli buluyorum. Yapılan bir yanlıştan dönülmesi olarak basit görülebilecek bir konu olduğu inancında değilim. Çünkü bir yurttaşımızın bir saat dahi haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılmasının hem de bunun yargı eliyle yapılıyor olmasının kabulü mümkün değildir. O sebeple yaşanan gelişmeyi olumlu bir gelişme olarak görebilecek kadar naif bakabilecek durumda değilim. Çünkü bir hukukçu olarak maalesef yargı eliyle hukuksuzlukların meşrulaştırılması aşamasına geçilmiş olmasından dolayı ülkem adına çok büyük kaygı duyduğum bir süreci yaşamaktayım. Maalesef içinde bulunduğumuz süreç gözaltıların gözdağına, tutuklamaların erken infazın da ötesinde cezalandırma amacı taşıdığı bir sürece evrilmiş durumda. Bunun çok ama çok tehlikeli olduğunu defalarca uyarmamıza rağmen hukuk örgütleri olarak, barolar olarak, Türkiye Barolar Birliği olarak maalesef ki geldiğimiz noktada sokaktaki yurttaşımızın kendisini hukuki güvenlik içerisinde hissetmediği bir sistem maalesef yargı eliyle tesis edilmiş durumda. Bundan ivedilikle dönmemiz gerekiyor. O sebeple bugünkü tahliye kararını yaşanan süreci unutturacak bir karar olarak değil, aksine tutuklama kararını veren, sevk kararını veren savcı ve hakimlerle ilgili öncelikle HSK'nın işlem başlatarak gereğinin tevessülü halinde ancak bir anlam taşıyabileceği kanaatindeyim. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. İlk yorumu almış olduk Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Detaylar gelince yine görüşlerinize sunmak isteriz, görüşlerinizi almak isteriz diyelim. Sayın Başkan'a teşekkür ederken Figen Hanım, kaldığınız noktadan devam etmenizi rica edeyim. Meşhur büyük resim ne anlatıyor, son 3-4 günde neler yaşadık, bu yönüyle de Cengiz Erdinç'e söz vermek istiyorum. Buyurun Figen Hanım. Peki Figen Hanım, çok özür diliyorum. Şimdi de arkadaşlarım uyarıyorlar. Adliyede arkadaşımız Gül Gündüz hazır. Hızlıca bir dönelim, elinde hangi notlar var? Gül Gündüz, sendeyiz. Can Coşkun, Gülşen'in tutuklanmasına avukatları itiraz etmişti. Tutukluluğa itiraz kararından da mahkemeden yanıt geldi ve sanatçı Gülşen'in tahliyesine karar verildi. Sanatçı Gülşen'in bugün tahliye olması bekleniyor Bakırköy'deki cezaevinden. 30 Nisan'daki konuşması nedeniyle, Ataşehir'deki bir konserde yaptığı bir konuşma nedeniyle, o sözleri nedeniyle halkı kim ve düşmanlığa tahrikten 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. Ancak avukatları sanatçı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz ettiler ve o itirazda sanatçı Gülşen'in lehine sonuçlandı. Olumlu sonuçlandı. İtirazı kabul etti mahkeme ve sanatçı Gülşen'in tahliyesine karar verdi. Çağlayan Adliyesi'nden aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler. Karar yazıldıktan sonra, cezaevine ulaştıktan sonra ayrıntıları da takip edeceğiz. Kadın kapalı cezaevinden çıkışına dair ayrıntıları da paylaşacağız. 2 kez sözünüzü kesmek durumunda kaldım Figen Hanım. Lütfen bağışlayın ama sıcak gelişmeler, bir oraya bir oraya dönüyoruz. Kaldığınız yerden buyurun devam edin. Gülşen serbest kalıyor deyip susalım. Estağfurullah. Belki farkında değiliz ama Türkiye'de sosyolojik bir devrim yaşanıyor Can Bey. Sedat Peker yaptığı açıklamalar kamuoyundaki 17-18 aydır bu devam ediyor. Ciddi bir karşılık buldu ve toplumun uyanmasına, toplumun bilinç seviyesinin yükselmesine bir sebep oldu. Aynı şeyi siyaset kurumunda da görüyoruz. Bugün başvuru dilekçeleri veriliyor. Onlar da bu durumdan, toplumsal bu sorgulamadan etkilendikleri anlaşılıyor. Gecikerek de olsa bu başvuruların yapılmasını olumlu görüyorum. Devletin içinde dirençli bir çürüme var Can Bey. Sedat Peker bize bu dirençli çürümeyi anlatıyor. Ve bu toplumda 17-18 aydır izlediği, şahit olduğu, delilleriyle gözlemlediği, tarif edilen suçları görüyor ve derin yoksullaşmanın, bugün simit bile alamayacak hale gelinmiş olmasının sebebinin de bu yolsuzluklar, bu hukuksuzluklarla ilintili olduğunda artık toplum kavradı. Bu nedenle de siyaset kurumu bugün yaptığı başvuruyu olumlu bulmakla ve kutlamakla birlikte sadece bu hafta paylaşılan, bu hafta sonu Sedat Peker'in paylaştığı, tarif ettiği suçlar üzerinden değil, çok daha fazlası var. Bunların da peşine düşülmesi gerektiğini inanıyorum. Neden derseniz, eğer ki biz bu devletin içine yerleşmiş odaklar tarafından yapılan bu çürümeyi tamamen kurutacaksak, önleyeceksek, bu sistemin deşifre edilmesi için de hep birlikte hem bu ülke insanları hak arayarak hem de siyasi partiler bu ülke insanlarının temsilcisi olan milletvekilleri aracılığıyla bunların peşine düşmeleri lazım. Burada benim gördüğüm, tabii rakamlar da çok korkunç. Yani hani böylesi şeyleri biliyoruz zaten, bir takım işler döndürülüyor. Yani rüşvetler, yolsuzluklar, bu ilk kez karşılaştığımız bir şey değil. Şaşırtıcı olan, böylesine büyük rakamların konuşulabiliyor olması, yadırganmaması, kanıksanması, alışılagelmiş olması. İlk 10 milyon euroyu bir gazetecinin ağzından rüşvet için duymuştuk ve ben çok garipsemiştim, nasıl bir rakam diye. Demek ki o ufak kalıyormuş, yani onlu rakamlar, üçlü haneli rakamlarda milyon dolarlar konuşulur hale gelmiş. Ah, bizim ülkemizin insanları bu kadar derin yoksulluk içinde yaşarken. Şimdi burada savcı niye görevini yapmıyor? Evet, insanlar bunu soruyor. Hafta sonu da hakikaten bana ulaşan insanlarım sayesinde, sağ olun, sizlerin de habercilik anlayışıyla bunu da duyurmuş olduk. Ben şablon, özet bir dilekçe yazdım ve o dilekçe yönünden pek çok insanımızın da karşılık verdiğini de görüyorum. savcı neden görev yapmıyor? Şimdi savcılar, Gülşen olayında da bir savcı vardı değil mi? Bile bile o yasa maddesinden suçlanamayacağını bile bile, suçlansa dahi o suçun gözaltına alınmasını gerektirmeyeceğini bile bile, tutuklanmayacağını bile bile bir insanın özgürlüğüne el koydu, koyabildi. Demek ki burada pusula hukuk değil. O zaman bu savcıların, şimdi hep savcıları konuşuyoruz.